Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, koronavirüsten dolayı bu aralar sokaklarda alışveriş yaparken, bir yere giderken maske takmak zorunlu oldu. Şöyle ki, makyaj yapmayı seven biri olarak hem maske takıp hem makyaj nasıl yapacağım diye çok düşündüm. Ama kendimce birkaç teknik buldum. Onları da sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. A few moments later. İlk olarak tabii ki bazımla başlıyorum. Ben bir baz spray kullanacağım. Hemen göstereyim o kullandığım ürünü. Elf markasının. Matlaştırıcı, yani daha doğrusu yağ, ciltteki yağı kontrol eden bir baz bu. Spray ürün kullanma nedenim de cildime çok fazla ürün yükleyip kusmasına neden vermek istemiyorum. O yüzden daha az ürün kullanacağım. Yağ kontrollü bir baz kullanma nedenim de malum yaz geldi. Benim cildim normalde karma ama bu aralar bayağı yağlı nedense. O yüzden bu tarz matlaştırıcı bir ürün kullanıyorum. Maalesef bu bazın başlığı hiç nazik değil. Ama ürünün kendisi iyi. Memnun kaldım şimdiye kadar. Bildiğiniz üzere yeni bir ürün. Geçenki videomda da göstermiştim zaten, alışveriş videomda. Biraz kurumasını bekleyeceğim tabii ki. Ve fondötenimle devam ediyorum. Normalde kışın daha nemlendirici fondötenler kullanmayı tercih ediyorum. Malum kışın cildim tabii ki daha kuru oluyor. Günlük hayatta normalde çok kapatıcı fondöten kullanmıyorum. The Balm'ın Balm Shelter ürünü var. Bu nemlendirici bir günlük krem. Güneş koruyucu da var bunun içerisinde. Veya bu da yeni bir ürün. Yves Rocher'in Zero Defoe Comfort fondöteni. Bu da yeni bir ürün. Kullandım. Memnun kaldım gerçekten. Çok güzel bir ürün. Ama bunları kullanmayacağım. Az önce de dediğim gibi cildim bu aralar yağlı olduğu için bunlar cildimde kusacak. Bunu biliyorum. O yüzden daha mat bir ürün kullanacağım. Golden Rose'un stick fondötenini. Şimdi diyeceksiniz neden stick fondöten? Az önce de dediğim gibi cildime çok ürün yükleyip kusmasına neden vermek istemiyorum. Ürün kusarsa ne olur? Tabii ki hepsi maskemde kalacak. Maskem muhtemelen tüm fondöteni alacak cildimde ve hiçbir şey kalmayacak yüzümde. O yüzden daha az ürün kullanın ve çok da yağlı bir ürün kullanmayın. Tabii ki cildiniz kuruysa mecbur yağlı fondöten kullanacaksınız. Ama orada da az kullanmaya dikkat gösterin derim. Çok fazla kullanmayacağım bundan da. Şöyle. Gördüğünüz üzere cildim bu aralar yine bayağı sivilcelendi. Neden bilmiyorum. Yüzünüzün maskeye denk gelmediği bölgelere tabii ki fondöteni normalde kullandığınız gibi kullanabilirsiniz. Ama bu bölge maskenin altında kalacağı için az ürün kullanmayı tavsiye ederim. Bir fırçayla fondötenimi cildime yediriyorum. Sünger de kullanabilirsiniz. Kapatıcılığı yüksek bir ürün istiyorsanız bu şekilde stick fondöteni tavsiye ederim. Ama tabii ki bence BB krem kullanmanız daha iyi. Çünkü nefesinizden haliyle vücudunuz, yani cildiniz terliyor. Ve fondöten cildinize daha çok yapışıyor. Bu aslında iyi bir şey değil. O yüzden günlük BB kremler tavsiye ederim. Ama özel bir gün varsa, bir düğüne gidiyorsanız falan stick fondöteni tavsiye ederim. Çünkü stick fondötenlerin kapatıcılığı normalinde yüksek oluyor. Ve az ürün kullanacağınız için stick fondöten daha mantıklı. Biliyorsunuz ben fondötenimi hep iki fırçayla yediriyorum. Özellikle burun üstünde çok az ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü en çok burun üstünde maskeye yapışıyor ürünler. Tabii ki bu bölgeye şimdi daha çok ürün kullanabilirdim ama şu an yapmayacağım. Bu aralar az fondöten kullanmayı seviyorum yaz olduğu için. Kapatıcımla devam edeceğim. Bunun için Revolution'ın Conceal and Define kapatıcısını kullanıyorum. Ben dışını falan söktüm çünkü içinde çok az ürün kaldı. Görmem için etiketini çıkardım. Neyse, önemsiz. Bu concealer'ı neden kullanıyorum? İlk olarak bu kapatıcıyı seviyorum. Memnun kaldım. Ve mat olduğu için kullanıyorum yine.
Çok nemlendirici bir ürün kullanmanızı yine tavsiye etmem. Çünkü cildinizden daha çabuk akacak. Buna emin olabilirsiniz. Burada da yine az ürün kullanmaya özen gösteriyorum. Gördüğünüz üzere gözümün altına gerçekten az kullandım. Bunu da yine aynı fırçayla yedireceğim. Tabii ki günlük hayatta normalinde makyaj yapıp maske takmanızı önermem gerçekten. Çünkü maske kirleniyor olduğu gibi ve hiç sağlıklı değil. Biliyorsunuz ben zaten günlük hayatımda çok makyaj yapmıyorum. Ama dediğim gibi özel bir yere gidiyorsanız veya ne bileyim iş görüşmeniz varsa vesaire makyajsız da bazen olmuyor. O yüzden bu tavsiyelerimle makyajınızı biraz daha uzun ömürlü yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ikinci fırçamla üzerinden geçiyorum. Geldik aslında en önemli bölüme. Pudra. Bunun için fondöten pudrası kullanmanızı hiç tavsiye etmem. Yani renkli pudra kullanmayın. Ben şöyle bir ürün kullanacağım. Paes galiba. Marka nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Bu pudranın adı bambu pudra. Yani aslında bir transparan pudra, gördüğünüz üzere beyaz. Her yerde satılan bir ürün göstereyim referans olarak. Essence'in All About Matte pudrası. Bu da yine transparan bu pudra. Gördüğünüz üzere bayağı kullandım. Hiçbir şey kalmadı neredeyse. Uygun fiyatlı bir ürün. Dediğim gibi transparan pudra kullanmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü maskenize hiçbir şekilde pigment yapışmaz. Tabii ki gözlerimin altından başlıyorum. Ve demin söylüyordum hep az ürün kullanın diye. Ama pudrada bence daha fazla ürün kullanmak daha mantıklı. Boğazıma kaçtı. Tala güzel değilmiş bu arada. Pudrada daha fazla ürün kullanmak daha mantıklı. Özellikle yaz aylarında makyajınız biraz daha uzun ömürlü olur. Buralar da bayağı maskeye yapışık kalıyor. Buralara da pudrayı fazla uygulayın derim. Az önce bahsettiğim Essence pudrasından da biraz alacağım. Şöyle büyük bir fırçayla yüzümün geri kalan bölümlerini pudralıyorum. Bronzer olarak Wet n Wild'ın Color Icon bronzerını kullanıyorum. Sunset Striptease renginde. Bunu galiba çoğu kişi biliyor. Çok sevilen bir ürün. Şimdi şöyle ki yanaklarınıza ürün uygularken çok ileri geri hareketler yapmamaya özen gösterin. Çünkü pudranızı komple kaldırırsınız. Daha çok şöyle dokundurarak uygulamak daha mantıklı. Bu arada bu bronzer'ı gerçekten tavsiye ederim. Çok severek kullandığım bir ürün. Tamamen mat bir ürün değil. İçinde hafif ışıltı var. Belli oluyordur muhtemelen zaten. Aynen. Yani çok doğal bir ürün. Highlighter olarak Fenty Beauty'nin Metal Moon highlighter'ını kullanacağım. Burada da yine küçük her zamanki kullandığım highlighter fırçamı alıyorum. Yine çok ileri geri hareketler yapmadan. Zaten highlighter'ı çok seviyorsanız yani benim gibi pigmentli bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. O zaman fırçayla zaten çok üzerinden geçmenize gerek kalmaz. Bu arada bu da yeni bir ürün ama bundan da memnun kaldım. Gördüğünüz üzere bence çok güzel parıldıyor. Allık olarak bu aralar çok severek kullandığım bir ürünle devam edeceğim. Bu ürün muhtemelen satılmıyor artık, eski bir ürün olduğu için. Catrice'in Defining Blush 040 Think Pink rengi. Yine pigmentli bir ürün kullanıyorum çünkü az kullanmak istiyorum. Bu arada bu stepleri yaparken kesinlikle fırçalarınızın daha az kıllı olmasını tavsiye ederim. Çünkü çok sık kıllı fırçalar kullandığınızda ve bu tekniği kullandığınızda çok çizgi çizgi görünür ürünleriniz. Blend yapabilmek için yine de bu şekilde daha hafif fırçalar kullanarak
olayı kolaylaştırabilirsiniz. Cilt makyajım bitti. Şimdi gözlere odaklanacağız. İlk olarak tabii ki kaşlarımı yapacağım. Bunun için maalesef Türkiye'de satılmayan bir markayı kullanmak istiyorum. Ama siz tabii ki herhangi bir kaş ürünü kullanabilirsiniz. Zaten kaşlar maskenin altına kalmayacağı için pek de sorun olmaz. Benim kullandığım ürün Trended Up markasının şu şekilde 3 ağızlı bir ürünü. Bu ürünü yeni keşfettim. Birkaç YouTuber'da görmüştüm. Onlar pek memnun kalmamıştı. Ama ben çok memnun kaldım. Çünkü kaşlarım az olduğu için tek tek kıl çizemiyorum normal kaş ürünleriyle. Bununla çok güzel oluyor ve doğal bir kaş elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi göz makyajımla devam edeceğim. Sizin de bildiğiniz üzere maske taktığımızda tüm fokus aslında gözlerde oluyor. Çünkü bu bölge tamamen kapalı olduğu için. O yüzden göz makyajını biraz abartarak kullanıyorum maske taktığım zaman. Bunun için bugün Fenty Beauty'nin 4 numaralı Snap Shadows ürününü kullanacağım. Renklerini biraz göstereyim. Şöyle küçük bir blend fırçasıyla ilk olarak Little Miss rengini alıyorum. Şu pembe renk. Bu arada bu far paletini ilk defa kullanıyorum. Daha önce denemedim. İlk izlenim nasıl? Biraz lekeli gibi ama bu bence benim cildimden de kaynaklanabilir. Dediğim gibi bu aralar cildim yine bayağı saçmalıyor. Ve kuru bölgelerime biraz ürünler oturuyor. Ama ona rağmen bence bayağı iyi performans gösteriyor. Pigmentasyonu fazla yüksek değil aslında. Aynı rengi biraz gözümün altına da uyguluyorum gördüğünüz üzere. Açıkçası şu elimde tuttuğum Tarte paleti daha pigmentli. Ki ikisi de pahalı marka. Yine başka bir fırçayla bu sefer Sleepover rengini alıyorum. Şu daha açık pembe, toz pembe rengi. Artık farlarımı, uygulama şeklimi ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Çok fazla anlatmıyorum bu yüzden şu an ne yaptığımı. Ama anlamadığınız bir bölüm olursa veya yakından merak ettiğiniz bir bölüm olursa aşağıya yorumlara sorularınızı sorabilirsiniz. Spice Trip rengiyle devam ediyorum. Üstteki en koyu renk. Bu arada bu mini palette 3 mat renk var. 3 de simli. Aynı renkten gözümün altına da biraz uygulayacağım. Çünkü gözümün altına hiç far sürmemiş gibi duruyor. Stila'nın bir ürünüyle devam ediyorum. Glitter and Glow Kitten Karma rengindeki ürünü. Tabii ki normal bir sinir farda kullanabilirsiniz. Gözümün iç bölgesini biraz daha aydınlatıyorum. Eyeliner çekmeyi düşünüyordum ama şu an vazgeçtim. Bir kalem, göz kalemi alıyorum. Givenchy'ninkini kullanacağım. Bu bende akma yapmadığı için denedim çünkü. Dün denedim evet. Akma yapmadı. Bayağı memnun kaldım. Bunu kirpiklerime yakın üst bölgeye uyguluyorum. Yukarıya bulaştırdım. Eyeliner çekmek zorunda kalacağım. Bir eyeliner alıyorum. Herhangi bir eyeliner kullanabilirsiniz. Son olarak gözümün altına bir göz kalemi kullanacağım. Bunun için de
Şöyle gold bir kalem alıyorum. Bu NYX'in Slide On Glide On Glitzy Gold rengindeki göz kalemi. Galiba Watson's'da satılıyor. Biraz fazla gold olduğu için üzerinden platinum rengiyle geçiyorum. Yine aynı kalemin gümüşü. Son olarak tabii ki bir maskara kullanıyorum. Bu Revolution'ın Big Lash XL Volume suya dayanıklı maskarası. Özellikle yazın ve maske taktığınızda suya dayanıklı rimel kullanmanızı tavsiye ederim. Ben zaten hep suya dayanıklı rimel kullanıyorum. Ama yazın daha kolay akma yaptığı için rimel suya dayanıklı kullanmanızı tavsiye ederim. Göz makyajımı da bitirdim bu şekilde. Tüm odak noktası gözleriniz olduğu için göz makyajınızı abartmanızı tavsiye ederim. Ama tabii ki tercih meselesi. Gördüğünüz üzere ben bayağı bir abarttım. Şimdi dudaklara geldik. Normalde ne yapardım? Dudak kalemi sürerdim, ruj sürerdim, üzerine gloss sürerdim. Bu aralar en sevdiğim kombinasyon böyle. Ama şöyle ki maske kullandığımız zamanlarda lip gloss'u hiç önermem. Çünkü direktmen maskeye yapışıyor, dudağınızda hiçbir şey kalmıyor. Aslında ben hiç ruj kullanmıyorum ama diyorsanız yok ben ruj süreceğim illa. O zaman şöyle yapmanızı tavsiye ederim. İlk olarak bir dudak kalemi alın. Ben Wet n Wild'ın Willow rengindeki kalemini alıyorum. Şimdi dudak kalemiyle ilk olarak ne yapmış olduk? Rujun dudağınızın dışına taşmamasını önlemiş olduk. Bu yüzden daha çok böyle daha sert bir dudak kalemini öneririm. Çünkü diğer yumuşak kalemler haliyle daha çabuk akma yapıyor. Bildiğiniz üzere. Şimdi ruj olarak tabii ki mat bir ruj kullanacağım. Benim en mat rujum Mellow Cosmetics'in Tehran rengindeki Liquid Lipstick'im. Bunu da zaten videolarımda göstermiştim. Bu ruj gerçekten akma yapmıyor. Yemek yediğinizde de çok çabuk dudağınızdan çıkmıyor. Zaten bu markayla ilgili de ayrı bir video yapmıştım. Onu da yukarıya linkleyebilirim. İzleyebilirsiniz. Bunun da kurumasını bekliyorum. Normalde şimdi üzerine lip gloss sürerdim ama bunu yapmayacağım dediğim gibi. Ve son olarak geldik en önemli. Biliyorum çok söyledim bunu ama bu gerçekten çok önemli bu step'i yapmanıza. Bir fixing spray kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle ki fixing spray var, setting spray var. Mesela ben de çok sevilen şu Urban Decay'in All Nighter Spray'i var. Ama bu bir setting spray. Ne kadar extra hold, long lasting yani çok uzun ömürlü dese de bu bir setting spray. Hemen kısaca farkını anlatayım. Şöyle ki setting spray'ler yüzünüze, cildinize uyguladığında pudramsı görünümü alıyor. Mesela Fix Plus da bir setting spray. Ama fixing spray gerçekten makyajınızın ömrünü uzatan bir spray. Bu tarz spreylerin içerisinde aslında sadece alkol oluyor. Başka hiçbir şey yok. Benim kullanacağım ürün Revolution'ın Sport Fix Extra Hold Makeup Fixing Spray'i. Bu spreyi bilenler zaten biliyor ki bu sadece alkol kokuyor. Gerçekten sırf alkol kokuyor. İçerisinde neredeyse başka hiçbir şey yok zaten. Hani birkaç ürün var içinde ama gerçekten su ve alkol başka hiçbir şey değil. Bu da makyajınızın ömrünü tabii ki uzatıyor. Bolca cildinize uygulamanızı tavsiye ederim. Ve makyajımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen maskemi de takayım. Bu arada ben pamuktan maske takmayı tercih ediyorum. Gördüğünüz üzere gözlerim tamamen odak noktası. Çünkü bakacak hiç başka bir yer kalmadı. Burnunuza dediğim gibi çok az ürün kullanın. Çünkü maske direkt konuştuğunuzda falan burada oynuyor. Ve tüm ürünü kaldırıyor.
Hemen göstereyim. Tabii ki uzun süre takmadım maskeyi ama maskenin içi şu an temiz. Çok kirlenmedi. O yüzden gerçekten pudrayı bol kullanmaya özen gösterin ve transparan bir pudra olmasına da özen gösterin derim. Tabii şunu size vaat edemem. Makyajınız hiç akmayacak, olduğu gibi kalacak diyemem. Bu zaten normal hayatta da hiçbir zaman böyle olmuyor. Ama bu verdiğim tavsiyelerle en azından birkaç saat makyajınız normal görünebilir. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar, ne kadar makyajı sevsem de maske takmaya önem gösterin. Yok makyajım akacak, yok saçlarım bozulacak falan, bunları düşünmeyin. Gerçekten maskeyi lütfen takın. Hatta sırf gözlerinize makyaj yaparak bile çıkabilirsiniz illa makyaj yapmak istiyorsanız. Ama ne olursa olsun maskemizi takalım. Buna özen gösterelim. Ve şunu da yapmayın lütfen arkadaşlar. Bunu çok görüyorum. Şu şekilde gezenler çok. Ya böyle ya da şöyle. Ve bunun hiçbir anlamı yok. Maskeyi yanlış takanlar çok. Evet. Böyle ters takanlar ya da direkt şöyle takanlar falan. Yani niye? Özen gösterim arkadaşlar. Tabii ki çoğunluk takıyor zaten. Bu benim bahsettiğim insanlar tek tük. O da inşallah değişecek ama maskeyle yaşamayı öğrenelim ve lütfen maskeyi takalım. Videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Yardımcı olabildiysem size de ne mutlu bana. Kanalıma lütfen abone olursanız çok mutlu olurum, bana destek çıkarsanız. Yorumlara da sorularınız varsa veya istekleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.